Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından karşınızdayız. Ben Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika ve dünyadan öne çıkan haberlerle yine bugün elimiz başladı. Amerika Başkanı Donald Trump göreve başlamasından bu yana. En büyük sınavıyla karşı karşıya Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden geçti zira orta ölçekli işletmelere ve özel kişilere vergi indirimi öngören yasa tasarısı daha sonra bir usul hatası nedeniyle 3 maddesi çıkarılarak Senato'da bugün oylamaya sunuldu. Peki ülkedeki vergi düzenlemelerinde 30 yıldan bu yana en kapsamlı değişiklikleri öngören tasarı neden bu kadar önemli? Şimdi Mehmet Sümer ayrıntılarla karşımızda. Mehmet, yasalaşırsa Trump'ın göreve geldiği günden bu yana bu konudaki en büyük zaferi olacak. Nedir ayrıntılar? Öncelikle şunu söyleyelim Mehtap, vergi reformu yasası. Başkan Trump'ın senin de söylediğin gibi üzerine en çok durduğu konulardan biri olan vergi reformu yasası. Temsilciler Meclisi'nden 227'ye 203 oyla geçmişti. E, Senato'dan da 51'e 48 oyla geçti. Sadece 3 madde ki bunlar eğitim konusuyla alakalı 3 madde. Onlar ayrıldı e, ve kabul edilmiş oldu geneli e, bütçenin yaklaşık. 1,5 trilyon dolarlık bir bütçeden e, bahsediyoruz. Gerçekten çok büyük bir rakam. Ama bu noktada bir başka ayrıntıya da belki de dikkat çekmek gerekiyor. Bütçenin neredeyse yarısı savunmaya ayrılmış durumda. Tarihin en büyük savunma bütçesini e, önerdi, istedi Başkan Donald Trump Savunma Bakanlığı için. Bu 1,5 trilyon dolarlık bütçenin yaklaşık 700 milyar dolara yakın kısmı Amerikan savunmasına, Savunma Bakanlığına e, devredilecek. Dolayısıyla savunma bakanlığı açısından da e, ciddi bir e, ciddi bir e, rakam olacak bu. E, vergi indirimleri konusunda ise vergi indirimleri noktasında ise başkan Donald Trump bu yeni kabul edilen vergi tasarısıyla e, birlikte özellikle orta kesim çalışanlara ciddi anlamda vergi indirimleri geleceğini e, söylüyor. Bunu Şubat ayından itibaren maaş çeklerinde görmeye başlayacaklarını belirtiyor. Öte yandan. Ardarda arda 8 yıldır büyüme trendi içerisinde bulunan, e, büyüme gösteren Amerikan ekonomisinin artık bu yeni vergi yasasıyla e, birlikte daha da hızlı bir şekilde büyümeye başlayacağını e, dikkat çekiyor Cumhuriyetçiler. Demokratlar ise itiraz ediyorlar. Çünkü e, bu söz konusu vergi yasasının hazırlanması esnasında kendilerinin fikirlerinin alınmadığına, e, kendilerinden destek e, istenmediğine, aynı zamanda kendilerinin bazı e, isteklerinin dikkate alınmadığına e, işaret ediyorlar. Ancak bu başkan Donald Trump açısından ciddi anlamda bir zafer anlamına e, geliyor fakat bir taraftan da e, uzmanlar özellikle e, iş ve iş yerlerine yönelik olarak yapılacak olan vergi indirimleri dolayısıyla önümüzdeki 10 yıllık süre içerisinde yaklaşık olarak e, yine buçuk kat 1,5 trilyon dolara yakın bir federal kayba uğrayacağını, vergi kaybına uğrayacağına dikkat çekiyorlar e, Amerikan hükümetinin. Cumhuriyetçiler de bu eleştirilere ekonomide sağlanacak büyüme ile bu aradaki açığın kapanabileceği e, cevabını veriyorlar, yanıtını veriyorlar. Ancak e, vergi reformu yasası her ne kadar dediğimiz gibi orta kesime Başkan Donald Trump ciddi vergi indirimleri vaat etmiş olsa da e, tepkilere de neden oldu. Dün New York'ta Wall Street'te Amerikan finans piyasasının kalbinin attığı Wall Street'te yaklaşık 150 kadar kişi bu vergi reformu yasasını protesto gösterisi düzenledi. Mehmet bu arada Başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin yankıları da sürüyor. Tepkiler var. Bu kapsamda yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kararı eleştiren bir tasarı oylanacak. Bu oylama öncesi yapılan açıklamalar ve Türkiye'nin de yaklaşımına ilişkin ayrıntılar neler? Türkiye İslam Konferansı İşbirliği Örgütü'nün dönem başkanı olarak zaten hem o noktada İstanbul'da acil bir çağrı ile bir toplantı düzenleyerek hem de Filistin meselesiyle ilgili yakından ilgilenen bir e, ülke olarak, bölge ülkesi olarak zaten tavrını net bir biçimde ortaya koymuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada konuyu Birleşmiş Milletlere taşıyacağını söylemişti. Mısır'ın önderliğinde hazırlanan bir tasarı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne geride bıraktığımız hafta sunuldu. Ancak burada daimi üye olan Amerika'nın vetosuyla 15 üyeden 14'ü kabul etmesine karşın Amerika'nın vetosuyla ki daimi ülkelerin veto hakları var bildiğimiz üzere Amerika'nın vetosuyla kabul edilmedi. Bunun üzerine aslında çok da sık rastlanmayan bir durum yaşanıyor şu anda. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu acil toplantıya davet edildi ve acil olarak toplanma kararı aldı. İşte bu toplantıda yarın Filistin'e Amerikan büyükelçiliğinin taşınması ve Kudüs'ün İsrail'in e, e, Kudüs'e pardon İsrail büyükelçiliğinin taşınması ve Amerika'nın e, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi e, kararına ilişkin bir oylama yapılacak. Ancak bu oylama öncesinde dikkat çeken bir adım geldi Amerikan yönetiminden. Amerika'nın e, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley Twitter e, sayfasından kendi Twitter hesabından verdiği bir mesajında yarın yapılacak olan oylamada kimin ne oy vereceğini not edeceğiz dedi. Ee, bir bakıma tehdit gibi algılandı açıkçası bu. Öte yandan Başkan Donald Trump dakikalar önce yaptığı. Konuşmada Birleşmiş Milletler'e özellikle kaynağın Amerika tarafından verildiğini, ciddi bir kaynak aktarıldığını ancak bu kaynak aktarılan ülkelerin ve Birleşmiş Milletler'in Amerika'nın kar kararlarına karşı oy kullanmakla tehdit ettiğini, oy kullanmakla tehdit ettiğini ve direndiğini söyledi. Dolayısıyla özellikle Amerika'nın bu tavrı yarınki oylamada nasıl bir etki yaratacak bunu hep birlikte göreceğiz. Amerika gündemine öne çıkan önemli maddeleri, vergi yasa tasarısında gelinen son durum ve tepkileri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulacak Kudüs Karar Tasarısı ile ilgili ayrıntılar aktardı. Teşekkürler. Amerika'da yeni bir araştırma halkın yaklaşık üçte ikisinin ekonominin iyi olduğu, iyi yolda olduğunu düşündüğünü gösteriyor. Ancak araştırmaya katılanların çoğunluğu Başkan Donald Trump'a karşı olumsuz görüşlere sahip. Amerikalılar Trump'ın dünyanın en büyük ekonomisini yönetme şekliyle bir dizi konuyu ele alış şeklini onaylamıyor. Amerika'da yapılan yeni bir anket halkın yaklaşık üçte ikisinin ekonomiyle ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğunu ortaya koydu. Ancak ankette dikkat çeken nokta halkın ekonomiyle ilgili olumlu görüşlerine rağmen Trump'ın ekonomiyi yönetme ve bir dizi konuyu ele alış şekliyle ilgili olumsuz düşüncelere sahip olması. Kunipak Üniversitesi'nin yeni anketine göre halkın %63'ü ekonominin mükemmel ya da iyi olduğunu söylerken, %34'ü ekonominin iyi olmadığını ya da zayıf olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların dörtte üçü kendi mali durumlarını mükemmel ya da iyi olarak açıklarken, dörtte biri gelirleriyle ilgili olumsuz düşüncelere sahip. Ankete katılanların %51'i Trump'ın ekonomiyi yönetme şeklini onaylamıyor. %45'lik bir kesim eski başkan Barack Obama'yı Amerikan ekonomisi için Trump'tan daha fazla övgüye değer bulurken %43'lük kesim buna karşı çıkıyor. Günümüzde %4.1'lik işsizlik oranı son 17 yılın en düşük seviyesinde. Üniversite ankete katılanların %59'unun Trump'ın Beyaz Saray performansını onaylamadığını, sadece %37'lik bir bölümün başkanın performansını onayladığını belirtiyor. Anket Amerikalıların açık ara Trump'ın dürüst olmadığını düşündüğünü ortaya koydu. Anket ayrıca Amerikalıların Trump'ın iyi liderlik sergilemediğini, sade vatandaşı ve değerlerini benimsemediğini düşündüğünü de gösterdi. Ankete göre halkın %57'si Trump'ın güçlü bir kişiliği olduğuna, %52'si de zeki bir insan olduğuna inanıyor. Anket Trump'ın dış politika, terörizm, göçmenlik, sağlık, vergi politikası gibi konuları ele alış şekliyle ilgili olarak da halkın olumsuz görüşlere sahip olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların %50'si Trump'ın cinsel taciz iddiaları ile ilgili olarak istifa etmesi gerektiğini düşünürken %46'sı buna karşı çıkıyor. Ondan fazla kadın 2016 başkanlık seçim kampanyasında Trump'ı cinsel tacizle suçlamıştı. Trump suçlamaları reddederken Beyaz Saray halkın seçimde oy kullanırken suçlamalardan haberdar olduğunu ve Trump'ı desteklediğini hatırlatıyor. Serhan Akif Akyıldız Amerika'nın Sesi Washington Amerika'nın Ankara ve Bağdat eski büyükelçisi James Jeffrey, Başkan Trump'ın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu tanıma kararını Amerika'nın Sesi için değerlendirdi. Jeffrey, Başkan Trump'ın İslam dünyası ile ilişkileri nereye götürmek istediğini sorgulandığına dikkat çekti. Amerika'nın Ankara ve Bağdat büyükelçiliğini yapmış olan James Jeffrey, Başkan Trump'ın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu tanıma kararını Amerika'nın Sesi için değerlendirdi application Aslında bu teknik açıdan baktığımızda sadece sembolik bir değere sahip. Çünkü Amerikan Kongresi zaten 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. Başkan Trump da bu kararı sadece resmileştiriyor. Aslında Başkan Trump'ın Amerikan elçiliğini yakın bir gelecekte Kudüs'e alacak bir planı bulunmuyor. Ancak burada karşılaştığımız sorun şu... Bölgede yaşayan insanlar ve hatta bütün İslam dünyası, Başkan Trump'ın bu kararıyla Amerika'nın Müslüman alemiyle ilişkisini nereye götürdüğünü bir kez daha sorguluyor. İsrail ile Filistin arasında yıllardır yürütülen barış görüşmelerini de zedileyen bu karar ayrıca, Filistinlilerle İsrail güvenlik güçleri arasında şiddetin artmasına neden olabilir. Bir diğer sorun da, İran bölgede giderek daha fazla söz sahibi olurken, biz Tahran'ın bölgedeki etkisini azaltmak için birlikte çalıştığımız Türkiye, Arap ülkeleri ve hatta Şii bir hükümetin iktidarda olduğu Irak gibi müttefiklerin tarafsızlığımızı sorgulamalarına neden oluyoruz. Eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey, Suriye'deki son durum hakkında da konuştu. Rusya ve İran'ın Esad rejimine verdiği desteği artırmasıyla Şam muhaliflere karşı başarılar elde etmeye başladı. Birçok uzmana göre Amerika'nın muhalifleri yeterince desteklememesi İran ve Rusya'nın Suriye'deki varlığının güçlenmesine neden oldu. Peki Trump hükümeti bu durumda neler yapabilir? Jeffrey Amerika'nın atması gereken adımların neler olabileceğini şöyle sıraladı. Uh, the United States 2012'de Irak'taki görevim sırasında o dönem başkan olan Obama'nın Irak'tan askerleri çekerek bölgede oluşturduğu güç boşluğunun nelere mal olduğunu gördüm. Burada yaşanan boşluğu İran, eski Irak Başbakanı Maliki ve Esad gibi taşeronları sayesinde doldurdu. Bu taşeronlar aracılığıyla Irak ve Suriye, nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Sünni ve Kürtler üzerinde çok sert bir yönetim şeklini benimsedi. Ancak buradaki sorun eğer Amerika veya küresel koalisyon İran tehdidiyle IŞİD veya Saddam'la başa çıktığı gibi çıkamazsa, yerel halk da kendilerini koruyanların yanında olacaktır ve onları korur gibi yapan da El Kaide'nin alt grubu IŞİD oldu. Musul'da 2012 yıllarında küçük bir çeteden oluşan IŞİD, 2014'te 30 bin askeri olan 9 milyon insanın kontrol eden ve milyar dolar bütçeye sahip bir organizasyona dönüştü. Bu aslında Irak ve Suriye'de yaşayan Suni Arapların kendilerini otoriter bir anlayışla yöneten hükümete gösterdikleri tepkiden kaynaklanıyordu. Bu tekrarlanabilir. Biz IŞİD'i Irak'ta yenilgiye uğrattık ancak IŞİD'den kalan boşluğu şu an İran'ın taşeronları aracılığıyla doldurduğunu görüyoruz bölgede nasıl kalabileceğini ve İran'a karşı ne gibi adımlar atabileceğini düşünen Amerika'nın herhangi büyük bir planının bulunduğunu zannetmiyorum. Suriye'de ne yapacağız, geri mi çekileceğiz, hangi yerel güçlerle ittifak yapacağız, Kürtlerle mi, öyleyse bu duruma Türkiye'yi nasıl ikna edeceğiz, Şii hükümetle yönetilen Irak'ın İran'la ittifak yapmasının önüne nasıl geçeceğiz, bölgedeki etkinliğimizi sürdürebilecek miyiz, bu sorulara iyi bir cevabımızın olduğundan emin değilim. Her ne kadar Irak'ta IŞİD yenilgiye uğratılmış ve kaybedilen topraklar geri kazanılmış olsa da, Kürtlerin IŞİD yenilgisinde önemli rol oynamasıyla kendi bağımsızlıklarını talep edecek referanduma gitmeleri, Irak yönetimi ve yerel Kürt yönetimi arasında gerginliğin artmasına ve ülkede yeni bir istikrarsızlığın oluşmasına neden oldu. İran bu denklemin neresinde duruyor? Amerika'nın müttefiki Irak'a vereceği tavsiyeler neler olabilir? James Jeffrey, Irak'taki son durum hakkında da şunları söyledi. Since 2014, the big story has been ISIS's control of most of the Sunni Arab third of Iraq. 2014'ten bu yana herkes için en önemli konu Irak topraklarının üçte birini kontrol eden IŞİD terör örgütüydü. Uzun ve cesur bir savaş sonrasında Irak kuvvetleri ve Kürt peşmerge güçleri Amerikan koalisyonunun hava desteği ve liderliği sayesinde IŞİD'i Irak'ta yenilgiye uğratmayı başardı. Ancak çok iyi düşünülmesi gereken konu bu bölgede oluşan güç boşluğunun nasıl doldurulacağı. Bu boşlukta Barzani ve Kürt bölgesel hükümeti tek taraflı adım atmaya çalıştı. Bu adımı atmalarının nedeni aslında onların IŞİD'den kalan boşluğu İran'ın doldurduğunu görmeleri ve Irak'ın bir Lübnan olmasından kaygılanmalarıydı. Barzani buna engel olmak istedi. Ancak amatörce bir adım attı ve Amerika ile Türkiye'nin Irak'tan bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini düşünmeden hareket etti. Çünkü onların Irak'tan kopmaları demek, Irak'ın diğer bölgelerinin İran'a altın tepside sunulması demek olacaktır. Irak'ta sıkı işbirliğine giren İran demek, Ortadoğu'nun en çok doğalgaz ve petrol üreten ülkesi demek olur. Barzani'ye karşı çıkılmasının altında mantıklı nedenler bulunuyor. Ancak sorun aslında bizim Barzani'ye bu durumu açıkça anlatamamış olmamız. Merkezi hükümet İran'ın etkisi altında. Barzani yanlış bir adım attı ve Bağdat hükümetini de karşı adım atmaya zorladı. Bu durumda kim bölgeye üşüştü? Tabii ki İran'ın desteklediği Haçlı Şabi milisleri ve Kudüs Güçleri Komutanı General Kasım Süleymani. Süleymani derhal hem Kürtlerle hem de Irak güçleriyle anlaşmalar yapmaya başladı. Bu Irak'ın Lübnanlaştırılmasında önemli bir aşamaydı. Yani sorunumuz aslında tam da bu. ABD eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Amerika, Bağdat ve Kerkük'le yakın ilişkiler kurarak iki tarafa da her konuda destek verileceğini ve her koşulda korunacaklarını yeterince göstermediği için bu boşluğu İran ve Rusya'nın doldurduğunu söyledi. İran'ın Irak üzerindeki etkisinin azaltılmasının Bağdat hükümetinin görevi olduğunu düşünmekten artık vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Jeffrey, sadece Amerika'nın atacağı doğru adımlarla İran ve Rusya'nın etkisinin azaltılabileceğini belirtti. Emre Elçi, Amerika'nın sesi, Washington. Amerika hükümeti Başkan Donald Trump döneminde ülke sınırları içinde daha fazla kaçak göçmen yakalandığını ancak daha az kaçan sınır dışı edildiğini açıkladı. Açıklama Federal Göçmenlik Dairesi yetkililerinden geldi. Amerika Göçmenlik ve Gümrük Dairesi yetkilileri 30 Eylül itibariyle 2017'de 143.470 kaçak göçmen yakalandığını bildirdi. Bu rakam bir yıl öncesine oranla %25'lik bir artışı ortaya koyuyor. Daire ayrıca sınır dışı edilenlerin toplam sayısının 226.119 olduğunu belirtti. Bu da önceki yıla oranla %6'lık bir azalma anlamına geliyor. 2017 rakamları ayrıca federal ajanların sınırda %25 daha az tutuklama yaptıklarını ortaya koyuyor. Bu da son 45 yılın en düşük rakamı 310.531'e eşit. Sınırda yakalamaların azalmasının nedeni belli değil. Amerika Göçmenlik ve Gümrük Dairesi Başkanı Thomas Homan bunu daha iyi sınır kontrollerine bağlıyor. Önceki yıla kıyasla göçmen nakilleri 2017'de önemli oranda arttı. 81 bin yabancı ülkeden çıkarıldı. 61 bininin çıkarılması 20 Ocak'tan sonra gerçekleşti. Bu, geçen yıla oranla %37'lik bir artış anlamına geliyor. Bunu başarmak Amerika Göçmenlik ve Gümrük Dairesi'nin güçlü uygulamaları sayesinde oldu. Nakiller düşük çünkü sınır son 45 yıllık zaman dilimine göre çok daha iyi kontrol ediliyor. Bu iyi bir gelişme sınırdaki tutuklamaların azalması sınır dışı edilmeler konusundaki azalmayı da açıklayabilir. Homan, içerideki tutuklamalarda yükselme olduğunu reddediyor çünkü Amerika Göçmenlik ve Gümrük Dairesi gelişigüzel yöntemler uyguluyor. Bu uygulamalara rastgele operasyonlar ya da ev, hastane, kilise aramaları dahil. Homan, istihbarata göre hedefe yönelik operasyonlar yaptıklarını da söylüyor. Göçmen hakları savunucuları Trump yönetiminin sınır dışı etme politikasına eleştirdi. kongreye Amerika'ya çocukken gelen 800 bin yasa dışı göçmeni yasal olarak korumaları için harekete geçme çağrısında bulundu. Mehmet Sümer, Amerikanın Sesi, Washington. Böylece Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerikanın Sesi Türkçe bölümü yayını sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz için internet adresimiz amerikanınsesi.com. Yarın yine bu ekranda buluşmak üzere, hoşçakalın.